Sevgili dostlar merhaba. Hepinizi Ankara'dan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet bir yol derslerinde sizlerle birlikteyiz. Bugün evet bugün yolumuzu anlama noktasında önemli kavramlardan, anlayışlardan, yaklaşımlardan birisi üstüne durmak istiyorum sizlerle birlikte ama birlikte karşılıklı aktif ...bir ders işleme e, biçimimiz olsun diye düşünüyorum. Bu aslında muhabbet biliyorsunuz bizim için esas. Yani e, ders derken de bu bir muhabbet. Ama bir konu etrafında birlikte bir canlı bir muhabbet gerçekleştireceğiz. Selahattin Delicioğlu, yoldaşımıza selamlar, sevgilerimizi iletelim. Çünkü bu dersin bir e, birçok kişi tarafından izlenmesi çağrısında bulundu. Ayça bir için söylediği laflardan ötürü de kendisine teşekkür ediyorum. Tahfin Yasin, sevgiler Amit Kapan, Yoldaş Sakine, Özcan ve Mahmut Karaman Yoldaş'a da selamlarımızı iletelim. Evet, konumuz aslında bugün ibadet, alevilikte ibadet meselesi. Bu konuya ilişkin sizler de düşüncelerinizi yazmaya başlayabilirsiniz. Alevilikte ibadet nedir? Alevilikte ibadet var mıdır? Ee, soru işareti Alevilikte ibadet nedir? Neye Aleviler ibadet diyorlar? Değil mi? Ve Alevilikte ibadet varsa bu ibadetten Alevilerin beklentisi nedir? Her bir Alevi bu ibadetten ne bekler? Değil mi? Ee, bunu, bunu sorup bunun yanıtını vermemiz lazım. Bu bizi başka inançlardan e, ayırt ettiği gibi kendi inancımızı da yerli yerine oturtmak anlamında önemli bir saplama e, saptama olacak. Önemli ipuçları verecek bize sevgili canlar. Evet Alevilikte ibadet var mıdır? Birinci soruya böyle başlayalım ve Aleviler neye ibadet diyorlar? Alevilikte bu anlamda kutsal olanla kutsal olmayan ayrımı söz konusu mudur? Yani kutsal nerede başlar, nerede biter? kutsal olmayan nerede başlar nerede biter bunlara da isterseniz bir parça bakalım. Sevgili canlar her inancın eğer e, felsefenin bir anlamda her yolun kendine özgü kuralları var ve bu kurallardan amaç yani e, ritüelleri var, kuralları var, muradı var e, ve bu e, ritüellerden inançlardan yapıp edilen e, bir takım faaliyetlerden diyelim tırnak içinde Bekledikleri şeyler var. İbadet söz konusu olduğu zaman söz gelimi elimde işte e, dört e, kutsal kitap var. Bu tek tanrılı dinlerin kutsal kitapları birçok ibadet öngörüyor değil mi? Yani e, bu ibadetler. Evet Hollanda'da Murat selamlarını iletiyor. Binali İpek yoldaşımız, Mustafa Doğan yoldaşlarımız da selamlarını iletiyor. Derse katılalım arkadaşlar. Bir de dersi konuyu paylaşalım. Böylece daha çok canımızla birlikte olmuş oluruz. Evet şimdi e, tek tanrılı dinlerin söylediğim gibi İslamında işte İslamında da, Hristiyanlığı, Hristiyanlığın da, Museviliğin de ibadetleri söz konusu ve bu ibadetlerden amaçladıkları var. Amaçları var. Yani bir ibadet yapıyorsanız bu ibadeti şu nedenle yapıyorsunuz. Yani İslam'a göre de, Hristiyanlığa göre de, Museviliğe göre de değil mi? Bu ibadetin bir amacı var. Şimdi bunlara belki birazdan gireriz. Peki alevilikteki e, ibadetler yani cem değil mi? Temel bir ibadet biçimi olarak algıladığımız cem ibadeti diyelim. İbadet laflarını e, buralarda biraz şey içinde nedenler tırnak içinde söylüyorum. Şimdi de Halil diyor ki acı ve tatlı paylaşım, dayanışma, birliktelik eylemi ibadettir. E, yani şey, ibadet diyor acı ve tatlı paylaşımlar hukuk, dayanışma, birliktelik eylemi bir diyor bizde, diyor yolu gerekli kılma şeklinde. Evet güzel yani e, anlamlı bir cevap Şenol Bircan yoldaşı sevgiler. Şimdi burada mesele, Haydar Ceylan'a da selamlarımızı iletelim. Şimdi biz cem olayına baktığımızda, cem ibadetine baktığımızda, cem ritüeline baktığımızda diyelim. Cem'in içinde de yalnız cem tek bir tane, e, cem büyük bir olgu bu. Evet, seste bir titreme var diyor yoldaşlarımız. Şunu takayım ben, belki bu titremeyi buradan hallederiz. Masadan kaynaklanıyor olabilir değil mi? şöylece buradan takarak halledebiliyoruz. Değil mi? Şunu şöyle takalım da işi daha garanti olsun. Sesimiz de gitmesin. Tamam mı? Şimdi ses konusunda herhalde bir sorun olmasa gerekir. Şimdi tek tanıdığı dinlerde buradan bir karşılaştırma yaparak e, biraz ilerleyebiliriz isterseniz. Mehmet Ali Yoldaş sevgiler. E, ibadetin amacı bir anlamda nedir? Öbür dünyayı öbür dünyayı garantilemek, ahireti garantilemek. Yani Hristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da, Yahudilikte de ya Musevilikte pardon, ibadet ne anlama geliyor? İbadet, öbür dünyayı garantilemek. Bu dünya, bu kitaplı dinlere göre, semavi dinlere göre, bu dünya boş, bu dünya bir oyun yeri, bu dünya bir deneme yeri, sınama yeri, bu dünya geçici, bu dünya gerçek değil. E, o nedenle bu dünyanın karşılığında, bu dünyada yapıp ettikleriniz karşılığında öbür dünya, öbür dünya, öbür dünya, ahiret hayatını tercih etmez misiniz? Tabii ki tercih edelim diyor her makul inanan ve öbür dünyayı tercih ediyor. Yani o zaman peki öbür dünyayı tercih etmek için ne yapmak gerekir diye dönüp sorduğu zaman diyor ki bu ibadetleri yapacaksın. İşte diyelim ki İslam'da ne var? Namaz var, oruç var, hac var değil mi? Yani e, başka dinlerde de yani diye di başka tür ibadetler var. Onlarda da benzer ibadetler var. Timisi Timisi'ye de, Adası'na da buradan selamlarımızı iletelim. Konuya e, katılın. Eee sorularınızda, görüşlerinizde sevgili canlar. Yani ibadetin amacı e, daha yani komşu inanç olan diyelim Müslümanlıktan e, aldığımız e, yani gördüğümüz e, kadarıyla nedir? Öbür dünyayı garanti etmektir. Bu dünya boşsa, bu dünya bir deneme e, sınama yeri ise ahiret hayatını garanti etmek için ibadet yapılır. İbadet, ibadet yapılması beklenir. beklenir. Yani e, o inançlar ibadeti bu anlamda vaz ederler. Öyle değil mi? Yani diğer türlü diğer türlü bu ritüellere baktığımız zaman bu ritüellerin dünyalık bir durumunun olmadığını görürsünüz. Öyle değil mi? Yani e, namazın bu dünyalık bir yanı yoktur. hacim e, haccın bu dünyalık bir yanı yoktur. Bir takım unsurlarıyla olabilse bile ama esas olarak ahiret hayatını garanti altına almak için almak için e, gerçekleştirilen ritüellerdir. Peki bu bunlara bunun bu, bu, bu bir e, şey böyle bütünsel bir konsept diyelim. Yani bütünsel bir yaklaşım. Yani bu bu yaklaşımda esas olan bu anlayışta esas olan nedir? İbadet edeceksiniz öbür dünyayı bir anlamda ayrıt hayatını garanti altına alacaksınız. Evet şimdi tabii bizim bu inanca ya da Museviliğin, Hristiyanlığın ibadet anlayışına, ibadet beklentisine, sonuçlarına herhangi bir şey söylememiz söz konusu olamaz. Her inancı biz saygılıyız. her inancın kendisine göre e, bir yaklaşımları olabilir Biz bi, biz bununla ilgili değiliz O yüzden de bu inancın Hani bu ritüelleri eleştirmek e, yani eleştirel yaklaşım anlamında inanç olarak bizim işimiz e, söz konusu değil bizi ilgilendiren bir durum yok O yüzden de ben bunlara karşı yalnızca bilelim bilme yani bilmek önemli bu, bu noktada bu e, Sevgili arkadaşlar yani ben işte biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda hani bu yılın sonu şey bu yılın diyorum böyle korona zamanı bize yılı böyle kendisiyle hatırlatıyor. İlahiyatı bitirdim ve ilahiyatı bitirdikten sonra gördüm ki bu işler yani daha da bir net bir biçimde kaynaklarıyla tabii yani temel kaynaklarıyla bunları oradan iyice yani yerli yerine koyarak öğrenmiş bulunuyorum yani. O nedenle hani bizim bakışımız söylediğim gibi eleştirel bir bakıştan ziyade var olanı tespit edelim, koyalım biz kendi ibadetimize. Yani ibadet dediğimiz ritüellere nasıl bakıyoruz değil mi? Yani bunun anlamı nedir? Şimdi eğer burada ibadette ibadette bir ahiret beklentisi, Alevi inancında bir ahiret beklentisi, geleceği satın alma bir yandan da kendi inancımız açısından söz konusu değilse söz konusu değiliz evet değil mi şimdi burada bizimle bizimle semavi dinleri ayıran temel ölçü işte tam da bu ibadet anlayışı ve ibadet anlayışının sonucundan doğuyor bakın e, e, şu başka şeylerden değil yani e, bu 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 çok önemli bir kıstas sevgili canlar. Bütün şimdi kendimizi şu ya da bu şekilde Alevilik içindeki bütün tartışmaları da bir tarafa bırakın. İşte diyelim ki bizim Alevi İslamcı olarak nitelediğimiz işte ne bileyim o başkalarının bizi bilmem ne nitelediği şeylerde yaklaşımlarda. Kardeşim şunu sormamız lazım. Yani siz birbirimize şunu sormamız lazım. Siz bir ahiret hayatına inanıyor musunuz? Şimdi burada sevgili canlar çok önemli bir şey var. Çok önemli bir şey var. O da şudur. Çok bak burayı çok dikkatli dinleyin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Temel ölçü bu ayrımda tek tanrılı semavi dinlerle Alevilik arasındaki temel ölçü temel ve tek ölçü esas tek ölçü ahirete bir ahiret hayatının varlığına ...inanıp inanmamak. Evet. Şimdi... E, ...ve o kadar... çok ...temelli bir ölçüt ki bu... ...kitaba göre, kutsal kitaba göre... ...Müslümanların... ...kutsal kitabına göre... ...eğer ahirete... ...inanmıyorsanız... ...siz zaten Müslüman olamazsınız. Bakın... ...altını çiziyorum tekrar. Ahiret inancı... ...olmayan bir kişi... Müslüman olmaz, olamaz. Yani e, kitabın birçok ayetinde bu açık açık yazmakta. Şimdi yani dersimiz o olmadığı için bu yani oralardan somut örnekler vermeyeyim. E, Hacı Özveren'e e sevgilerimizi iletelim. Murat'a da selamlarımızı iletelim. Halil diyor ki bu dünyada yaşanan, yaşanan zaman içinde iyi ve kötü biçim biçimsel içsel davranışların tamamını nasıl depolarda hangi enerji mua ile saklarız daha var olduğunu düşünsel olarak kabul ettiğimiz ahirete taşırız ya da hangi kaynak götürür ya da böyle bir boyut var mıdır demiş Emine de diyor ki benim için hayat demek bilgi demek cennet demek cennet de cehennem de buradadır diyor Hüseyin de diyor ki cümlelerde yapılan cemlerde yapılan pardon ibadet ve öğretimiz öbür dünyanın yanı sıra aslen bu dünyaya dönük ahlaki ve insanca yaşamayı bize aşılamaz mali deden demiş. Evet yani e, cümlenin son, son bölümü doğru öbür dünyanın yanı sıra işte öbür dünya meselesi de var mı Hüseyin yani öbür dünya meselesi var mı Aleviler biz biz ibadetimizi, cemimizi mesela buradan devam edebiliriz. Bunu söyledikten sonra. Mesela biz Alevi olarak ce, cemi, cemi neden cem yapıyoruz? Cemde bir kere bu, bu, bunun yanı sıra mesela ce, Alevi inancında günah ve sevap kavramları var mı? Var mı? Günah ve sevap var mı Alevilik? Şimdi sizin e, beni dinleyen ve bu muhabbete katılan canlılara şunu sorayım. Hem bu, bu günah sevabı sorayım hem de bir ahirete, bir cennet cehenneme e, bu e, ahiret günü geldiği zaman Aliza Gütçek abimize selamlarımızı iletelim. Kendisi Köln'de. Ona buradan bir el sallayalım. Sağlıklar, mutluluklar dileyelim. Şimdi ahiret hayatının esasını nasıl e, nasıl ortaya çıkacak? bir kıyamet günü sonrası değil mi? Kıyamet kopacak. Herkes kendi amel defterleriyle gelecekler. O mizan terazisinde tartılacak o defterler. Ona göre de ahiret hayatını cennette ya da cehennemde yaşayacağı e, şey olacak. Ne olacak? E, ortaya çıkacak, değil mi? Peki şimdi siz 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 canlar, yoldaşlar. Böyle bir ahiret ve cennet cehennem anlayışına sahip misiniz? Daha doğrusu böyle bir şey yolumuzda var mı? Yani burada sevaplarımızı arttıracağız, değil mi? Günahlardan uzak duracağız ve bunun karşılığında da bu defterler yazılacağı için tüm bunlar ahiret hayatını garanti edeceğiz yani cennet olarak. Evet, ne diyorsunuz? Bu çok bakın bu çok 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 önemli bir şey söylüyorum. Bu bu ayırt edici bir turnusol kağıdıdır. Bir insanın alevi olup olmaması anlamında en kritik sorulardan bir tanesi budur. Bir aile inancınız var mı yok mu? Yani bu dünyada için bu dünyada işte bütün arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi bütün insanların baskı, zulüm, zorbalıktan arınmış bir şekilde insanca yaşaması için dostluk, paylaşma, dayanışma, bütün canlıların yaşam hakkını savunma, yani bu dünyayı cennet kılma, şu yaşadığımız hayatı cennet kılmanın dışında bir başka beklentisi olan bir alevi var mı? Değil mi? Temisi diyor ki din yoksa problem de yoktur. Bütün savaşların yüzde doksan dün yüzünden çıkmıştır. Bu kadar basit. Ali inancında cennet cehennem yok demişin esrinde. Evet ben de bunu e, birlikte sizinle konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu e, bunu bu yaklaşımımızı daha doğrusu inancımızın yolumuzun bu esasını biraz gün yüzüne çıkarmamız lazım. Gün yüzüne çıkarmamız lazım. Üstünü kapamadan eşeliyerek yolun içinde o yanan ateşi közü ortaya çıkarmamız lazım. Tayfun diyor ki birlikte ibadet insana doğaya canlıya can olgusuna yapılır. Bu ibadetin şekli ise ikrar vermektir. Bu ibadetin ölçüsü ise rızalıktır ve tüm bunların olması aynı zaman diliminde yaşanmasını gerektirir. Emine de diyor ki ben öldükten sonra hayat mı var? Bilmem işte yani bizim işte bizim yolumuzu e, özgün kılan Alevi inancını kendisine özel kılan şeyde işte bu bu ibadet meselesine e, ibadet meselesinin özü nereye ibadetin amacına dayanıyor. O yüzden de şimdi e, Tayfun çok e, anlamlı yani bir noktanın altını çıktı nokta, no, noktaların altını çizmiş oldu. Biz o zaman bir ahiret beklentimiz cennet cehennem anlayışımız yoksa daha doğrusu cenneti de eğer söylemek gerekirse cehennemi de bu dünyada görüyorsak değil mi? O zaman o zaman ibadetimizin amacı ne olur? E, bunu netleştirelim. Niye ibadet yapıyoruz değil mi? Yani arkadaşlarım söylüyor ama biraz daha bunu zenginleştirelim. Selahattin diyor ki cennet cenneti diy, e, diyelim garantiledik. Cennette nasıl bir yaşam bizi bekliyor ki tüm Müslüman sabah akşam cennet ile yatıp kalkıyor. Yani insanların inancına bir şey diyemeyiz yani Selahattin. Ama bizde var mı? Nasıl bir cennet nasıl bir yaşamı vardır? Cennet hayatı nasıl bir hayattır? Buna ilişkin tabii ki çok yani çok çok betimlemeler birçok ayette çok birçok hükümler var. Bir gün bunu konuşabiliriz ama biz daha çok kendimizi biraz konuşalım Başka inançlar ne diyor onlara da bakarız. Başka ahiret hayatı başka inançlarda nedir onlara da bakarız dediğim gibi. Hüseyin diyor ki İyi akşamlar Cem'de asıl olan Cem yapmak değil Cem olmaktır. Ahiret inancımız sevgidir. Diriyi kutsal kılmaktır. Güzel değil mi güzel laf Hüseyin'den. Diyorum bilgi verecek insanlar varsa dinlemek isterim. E, olsun tamam Selahattin de evet doğru demiş. Şimdi bizim ibadetimiz cem ibadetinin ibadet olarak e, alırsak hele cem ibadeti amacı o zaman bu durumda nedir? Bu durumda nedir? Şimdi eğer biz diyelim ki e, bu Alevi İslamcı olarak mesela kendisine nitelediğimiz kişiler demin söylediğim gibi bu soruyu onlara sorduğumuzda siz ayrete cennete cehenneme inanıyor musunuz diye sorduğumuzda verecekleri cevap önemli. İşte onları bize bizim cevabımız da önemli. Bir insan eğer e, söylediğim gibi yani ahiret inancınız varsa Alevilik'ten çıkarsınız. Ahiret inancınız yoksa Müslümanlıktan çıkarsınız. Öyle yani e, yani bunu, benim buna yapabileceğim bir şey yok. Bu böyle. Bu böyle yani e, şöyle ne diyor? Dur bakalım. Tacim Can ta Amerikalardan selamlarını iletmiş Mehmet Aydın yoldaşımızda semahların diyelim neyi böyle en bütün bu semahları bütün gençlerimize e, aktaran bir canımız biz hiçbir cem ya da hak bizi cehennem Ali kelimesini duymadık cennetini al pardon duymadık sürekli ceme girdiğim halde diyor cennetini al bizi cennetini al bizi demediler diyor güzel Hüseyin diyor ki bu dünyada yasak olan her şey cennette serbest olması dinin içindeki çelişki değil mi? Yasak olan bir şey her şarttan her durumda yasak olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Bu tabii o inançların e, çelişkileri diyebiliriz eğer onunla bir çelişkiden söz ediyorsak. E, o da ayrı bir konu. Şimdi ceme girdik sevgili canlar. Cemde e, biz günahlarımızdan arınalım ve bizi cem günahından arındırsın diye bir şey var mı? Yok. Peki ne var? Şimdi bir, her bir Alevi sevgili canlar bir kere az önce Tayfun da söylemişti. Alevi olmak ve Alevi doğmak. Bir burada burada bu bir cümleyle bunu söyleyelim geçelim. Yani insanlar Alevi anne babadan doğarak Alevi olabilirler. Biyolojik olarak Alevi olabilirler. Ama bu insanın üzerinde Alevi hukukunun gereklerinin işleyebilmesi için Alevi hukukunun görebiliyor musunuz şöyle? Bakın Alevi hukuku Alevi hukukunun gereklerinin işleyebilmesi için ne olması gerekir? Bu canın ikrar vererek yani ben Aleviliğin üzerime düşen yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırım diyerek toplumun önünde söz vermesi gerekir. O zaman biz o kişiden değil mi o kişiden ne yaparız o kişiden? Hadi bakalım bunları yerine getir diye deriz toplum olarak. Toplum olarak değil mi? Rıza Şen e, yolda şey iyi akşamlar. Şenol da diyor ki ağzına sağlık. Bizim Kabe'miz insandır. Güzel inançtır diyor. Güzel. Şimdi e, öyleyse ikrar veriyor her can. İkrar veriyor yola giriyor. O zaman alevi oluyor. Yani biyolojik alevi olmaktan alevi doğuyor. Ama gerçek anlamda alevi ikrar verip yola girerek gerçekleşiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen böyle dediğin zaman ortada Alevi mi kalır? İkrar verip yola giren kim? Değil mi? Değil mi? Öyle değil mi? O zaman işler karışıyor. O zaman işler karışıyor. O yüzden de bugün geldiğimiz noktada Aleviliğin hükümleri niye işlemiyor diye konuştuğumuz zaman işte bundan işlemiyor. Yani toplumun önünde o canın İkrar verip yola girmesi gerekir ki oradan devam edebilelim. oradan devam edelim, değil mi? O yüzden de, e, o yüzden de ikrar verip yola giren ve işte bugün yaşadığımız sorunlar anlamında giremeyen, girilemeyen durumlarda karşımıza başka 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 sorunlar çıkıyor. Şimdi eğer e, ikrar verip yola girmişse bir Alevi can, ondan sonra her yıl yaptıklarının ettiklerinin, davranışlarının hesabını o ikrar verdiği toplumun önünde ne yapması gerekecek? Çıkacak toplumun önünde kendisini, özünü dara çekecek değil mi? Yılda bir kez öyle ben işlerim, yaparım e, şu suç işlerim, bu bilmem davranış başkalarının hakkına, hukukuna tecavüz ederim, saldırırım bilmem ne yaparım ben ne de olsa yani bir zaman gelir orada bunların hesabını veririm. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani her şeyin hesabını ne yapacaksın? Bu dünyada vereceksin ama yılda en azından yılda bir kez toplumun önünde çıkacaksın. Özünü dara çekeceksin. Haydar diyor ki ölürse tenler ölür canlar ölesi değil. Silvi de demiş ki insanların nefesi kesildikten sonra diğer canlılarda olduğu gibi ister gömülerek ister toprak üstüne atılsın iki tarafta toprakla da büt e, atılsın iki tarafta da toprakla bütünleşir zaman içinde fosilleşir ot olarak can bulabilirsin bir ağaç olarak da dönebilirsin bir ihtimal solcan da olabilirsin değil mi doğaya karışıyorsun tekrar işte doğanın bir parçası olarak e, gelebiliyorsun farklı bir bakışta bir başka canlının bedenine de geri dönebilirsin de o yüzden insan o yüzden can ölesi değil demiş. Ahmet selamlarını iletiyor. Hüseyin de Alevi cenaze erkanında telkin ölü değil diriye verilir. orada dardan indirme diyoruz. Evet bu da başka bir konu. Bunu da işlememiz lazım önümüzdeki derslerde. Şimdi yani siz yaptığınız, ettiğiniz bütün işlerin hesabını yılda bir kez dedenin huzurunda, toplumun huzurunda, canların huzurunda ne yapıyorsunuz? çıkıyorsunuz e, meydana ve diyor ki dede orada bütün bulunan canlara topluma diyor ki bu arkadaştan bu canımızdan herhangi bir talebi olan var mı? Yani hani bu kişiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Alevi, ikrar vermişti ben Alevi yoluna uygun insanlık yoluna uygun hareket edeceğim demişti, davranacağım demişti. Bo, bunun aksi davranışlarını gördünüz mü diyor. Değil mi? Gördünüz mü diyor. Ve oradaki insanlar varsa onunla ilgili düşüncelerini paylaşıyorlar. Yoksa da evet yoksa da diyorlar ki razıyız bu candan diyorlar. Bu kez bu kez bakın bu çok önemli bu kez dede diyor ki o meydandaki duran cana senin diyor kendinden bir şikayetin var mı, değil mi? Bak bu çok önemli bir şey. Şimdi kimse sizin her yaptığınızı herkes bilemez. Ee, siz bir yanlışlık yapmışsınızdır. O yanlıştan kurtulmak istersiniz. İşte tam size meydan bunu sunuyor. Diyor ki senin kendinden bir şikayetin var mı? Öyle olmaz mı? Şimdi bu anlamda, bu anlamda evet alevilik bilim konusu ama bugünün bugün dersimiz bu e, ibadet e, ve bunun sonuçları üzerine önümüzdeki derslerde alevilik bilim meselesini ele almamız lazım mümkün olduğu kadar güncele bugün girmemeye çalışıyorum yani dersin şeyini e, bozmamak açısından şimdi e, bu anlamıyla bu anlamıyla siz de diyorsunuz ki ben yap, yanlış yaptıysanız ondan kurtulmak istiyorsanız söylüyorsunuz ya da e, ne oluyor diyorsunuz ki evet ben de kendimden razıyım. Yani böylece toplum bütün toplum sevgili canlar yılda bir kez bizim hani yörede söylenen deyimiyle görgüden sorgudan geçiyor ve o yıla arınmış duru arı olarak başlıyor. Yani öyle biriktirelim biriktirelim sonra böyle bu hesabını veririz falan böyle yok toplumun önünde. Siz yılda bir kez bütün onların hesabını vereceksiniz. İşte ibadet, Ali Cem dediğimiz şeyin birinci işlevi, birinci ibadet neymiş? Toplumu arı duru hale getirmek. Canın toplumla barışık olmasını sağlamak ve o canın kendisiyle barışık olmasını sağlamak değil mi? Bütün canların bu anlamıyla birbiriyle barışık olmasını sağlamak. Çünkü gönülleri o anlamda ne diyoruz biz ona? Gönülleri birlemek diyoruz değil mi? Gönülleri birlemek. Bütün canların aynı sevinci aynı acıyı duyabilmesinin gönül birliğini sağlamak, ortamını sağlamak, o duyguyu sağlamak düşünebiliyor musunuz? Ne kadar önemli bir şey bu. Yani biz mesela bunu Cem'de mesela e, Alevi anlatısından getirdiğiniz bir unsur olarak nasıl söyleriz biliyorsunuz nasıl söyleriz birimize fiske vursan kırkımız birden kanar. Bütün toplumu aynı sevinçleri aynı sevinçleri paylaşabilecek aynı acının hüznünü duyabilecek hale getirmek. Bütün toplumu bütün insanları bütün Alevi canları değil mi? Ne kadar muhteşem. Aynı acıyı Aynı acıyı paylaşmak, aynı sevinci çoğaltabilmek, işte toplumu bir arada tutan o toplumu bir arada tutan o gönüllerin birliği sevgili canlar. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim sen ne anlatıyorsun biz nerede bu gönül birliğini yapacağız, sağlayacağız, edeceğiz. Peki o işte Alevilik, Alevilik'teki aşınmalar meselesi buradan kaynaklanıyor. Şimdi diyoruz ki ya niye her şey, niye bir takım şeyler aksıyor, niye yolunda gitmiyor? Siz gönülleri birlemediğiniz zaman, şimdi varsayalım bir cemevine gittik. Modern zamanların cemevine. Cemdeyiz. Birbirini hiç bilmeyen, tanımayan, birbirinin gündelik hayatına dair hiç bilgi sahibi olmayan insanlar. E şimdi diyoruz ki orada dedi diyor ki, Canlar birbirinizden razı mısınız? Razıysanız hadi bakalım Hakk'a bir nişan, herkes yanındakine bir nişan versin. E bilmiyoruz ki yanımızdaki insanın neler yapıp ettiğini. Nasıl olacak bu? Öyle değil mi? Nasıl gönül birliği içerisinde olacağız? Ya da biliyoruz. Bize karşı olmadık laflar etmiş. Arkamızdan bilmem ne demiş. Bir sürü üç kağıtlar içerisinde bulunmuş. Bilmem neler yapmış. Bir tane adam orada duruyor ona da niyaz ediyor. Çünkü hani niyaz birbirimize niyaz ederek böyle bir şey sağlıyor, sağlıyoruz ya. Değil mi? Gönülleri birlemede. Oldu mu? Kim mesela görüyor musunuz siz? Yani ben mesela son zamanlarda girdiğim e, cemlerin hiçbirisinde herhangi bir şikayetten, herhangi bir birisinin şu yanlışı var, bu yanlışı var diye e, itiraz edildiğinden, e, itiraz edildiğine tanık olmadım. Çünkü insanlar Birbirini bilmiyorlar. İnsanlar ne bileyim tanımıyorlar. Ee, bilse de söylemiyorlar. Bir ne var? Bir ne var? Ortada <laughs> göstermelik, göstermelik işin ruhuna uygun olmayan e, bir bir araya geliş. Cem demeyin o anlamda var, değil mi? Gösteri, göster. Peki bunun kime ne faydası olacak? Bu gösterinin olmayacak, olmazdı. Nitekim de giderek aşınmalar, Aşınmalar oradan duvardan taşlar dü düşmeye, dökülmeye başlıyor. İbadetin amacı bu anlamıyla neymiş? Toplumun birlik beraberlik gönülünü, gö birlik beraberliğini sağlamak, manevi olarak gönüllerini bir edebilmek, bir etmek, acıyı, sevinci paylaşabilmek, dayanışma içerisinde kardeşlik, yoldaşlık içerisinde ortak, bir ruh halini sağlayabilmek değil mi? Şimdi, e, şimdi Aleviliğe mesela girmiş bazı işte mesela anlamsız bazı ritüeller var. Bu, yani e, bir söylem var daha doğrusu ritüel demeyeyim. Bazı, ben geçenlerde bir karşılaştım. Şimdi Cem'de, bir yerinde diyor ki e, bir tövbe şeyi yapıyor, ayini yapıyor. Tövbe günahlarım estağfurullah, tövbe günahlarım estağfurullah. Kardeşim sen hangi ara tövbe günah işledin? Sen görgüden sorgudan geçmedin mi? Diyelim ki Kasım ayında, Aralık ayında biliyorsunuz görgü sorgu ayları. Bu aylar bizim çünkü üretimden elini, elini, çektiği zaman insanlar ne yapıyorlar? Artık kendi e, ibadetlerine bakıyorlar tırnak için. Sen burada görgüden sorgudan geçtin daha dün. Bütün toplum ne oldu? Kendisini rızalık verdi birbirine. Sen çıkıyorsun cemin bir yerinde töbe günahlarım estağfurullah, töbe günahlarım estağfurullah. Ne günahı? Ne günahı? Ayrıca senin günahını kim kim senin günahını affedecek? Nasıl sen günahtan arınacaksın? Sen başkalarının hakkını, hukukunu çiğneyeceksin. Başka insanlara olmadık şeyler yapacaksın. Ondan sonra günahlarım estağfurullah, günahlarım estağfurullah, töbe günahlarım estağfurullah işleri yapacaksın. Aleviliğe hiç uymayan, Alevilikle zerre kadar ilişkisi olmayan bu şeyi Aleviliğin içine birileri sokuyorlar. Sözde, cemlerde haberiniz olsun. İtiraz edin. Böyle ahmakça bir şey olmaz. Olmaz. Alevi hukukunun her yerine ters. Kimse kimsenin yaptığı, ettiği işlerin e, hesabını bir başkası onun adına affedemez. Affedemez. Siz birisine karşı suç işliyorsanız, topluma karşı suç işliyorsanız, o kişiden ve o toplumdan rızalı kalacaksınız. Töbe yine mı estağfurullah ne güzel değil mi? Yapacaksın edeceksin. O Ondan sonra hadi bakalım buradan bir dilekçe töbe günahlarım estağfurullah. Bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu kadar Aleviliğe uygun olmayan uygun olmayan bir şey olabilir mi? Dursun Kaymak diyor ki iyi akşamlar sevgiler. Eyvallah Dursun abim. Eee Tayfun diyor ki işte bu anlattıklarınız Alevi'nin ibadetidir ve bir Alevinin ibadeti karşısında alacağı en büyük karşılık toplumun rızalığı ve bireysel rızalıktır. Eğer içinde yaşadığımız toplum ve siz kendi kendinizden razıysanız bu cennettir. Cennette cennette yaşamaktır ve bu cennet zaman ve mekan dahilindedir demiş sevgili Tayfun. Güzel. Eyvallah. Şimdi ne? Ne diyordum? İşte böyle. Tebe günahlarım estağfurullah. Günah çıkarma şeyi. Günah çıkarma şey. o, ne, ne, nasıl, olayı nasıl oluyor? Siz günah işleyeceksiniz ve sonra <laughs> günah tırnak içinde. Bir de günah, günahkar. Günahkar kendini günahkar görüyor ve günahlardan affedilmesini affedilmesini istiyor. Günahlarının affedilmesini istiyor. Alevi yolunun bozulması, bozulmasının tipik örneklerinden bunlar tipik örneklerinden yola sokulmuş yola sokulmuş e, virüsler e, bunlar sevgili canlar. Mehmet Kaytanbı'ya selamlarımızı iletelim. Sarı diyor ki çünkü alevilerin yaratıcı bir tanrı olmadığın e, tanrının olmadığının ötesine geçemiyorlar. Aziz Kılıç selamlar demiş. E, Mehmet Aydınuş dedemiz de diyor ki tövbe günahlar konusuna değindiğin için teşekkürler. Hepimizin değinmesi lazım. Böyle böyle ahmakça bir şey olmaz. Toplumu günahkar yapıp sonra da günahları affetme ayini yapmak kadar ahmakça bir davranış olmaz. Aleviliğe bu kadar yabancı, bu kadar anlamsız bir bir iş olmaz. Olmaz arkadaşlar. Yani ya Aleviliği bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Yani daha doğrusu ya Aleviliğe Aleviliğin temel değerlerine açık açık ihanet ediyorsunuz. Tabi günahlarım estağfurullah demiş. Neyse. Evet bir de böyle var. Bir de böyle var. Niye o burada estağfurullah yaptırıyorsun öbür tarafta versene günahların hesabını. Değil mi? Yani niye burada hemen yapıyorsun günahları affet günahlar mı? Nasıl affolacak bu senin günahların yaptığın ettiğin işler nasıl affolacak bana söyler misin? İnsanların hakkını hukukunu çiğneyeceksin. İnsanlara olmadık şeyler yapacaksın. Bunun karşılığında da bu kendini temize çekeceksin gibi. Çok güzel. Ne güzel yani. Çok kolay iş. Çok kolay. Ama bizim yolumuza ters. Bizim yolumuza zerre kadar ilişkisi olmayan bir şey. Tabii aklıma geldi. Aslında çok da sinirlendiğim bir şey. Bu konu e, Aleviliğe tamamen yabancı bir unsur getirip sokulmuş gibi görünüyor sevgili canlar. Evet şimdi yalnızca yalnızca işte Cem'de diyelim ki Cem'de bir rızalık sağlama toplumun insanların canlarından birbirinden razı olması Peki birde ne var? Dayanışma ve paylaşma değil mi? Paylaşma. Evet Silvi diyor ki buna da bakalım. Bir video izledim. Dedenin ayaklarının üstünde bir mendil konulmuş. Talipler de dedenin ayaklarının üzerine örtülen mendili öpüyorlar. Ali birlikte kulluk yoktur. Talip e, vardır. Bu gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Bir kişinin dede olması onun taliplerinin üstünde olduğu anlamına gelmiyor. Eyvallah tabii ki. Eyvallah e, tabii ki yok oradaki dede kendisinden öte toplumun bütün iradesini temsil ediyor. Kişisel bir şey değil. Toplumun ortak iradesi, bilgisi, bilinci o post. O post toplumun tarihten beri, kadimden beri getirdiği değerleri temsil eder. Yani o şah, e, dede orada o to, e, postun temsilcisi olarak bulunuyor. O bilginin, irfanın, e, birikimin bir simgesi olarak bulunuyor kişisel olarak bulunmuyor Mehmet Kaytan Büyük diyor ki yolda sıkıntı yok yolcular yolcu olmaktan çıktı demiş <laughs> maalesef Bekir Kırankaya Kran da diyor ki asırlardır sürülen bugünlere taşınılan cetlerime hand olsun yolun derse hiçbir zaman ihtiyacı olmadı yol sahipsiz kalmadı yol bizim izlerin yolu hile katanların yolun Allah Muhammed Ali yolu desturundan ...çıkanların yol dersi almaya ihtiyacı var demiş. Eh sen de işte Bekir de laf olsun... ...laf olsun beri gelsin. Ne konuşuyoruz Bekir ne anlıyor değil mi? Yani nasıl dinliyorsun Bekir? Yani e, nasıl dinliyorsun? Bu söylediklerimizin neresinde ne itirazın var da böyle boş bir laf söylüyorsun? Vedat Çankaya da Cemevleri önce insanları dincileştirdi... ...şimdi de din satıyorlar demiş. Ağır olmuş, ağır olmuş. Bu kadar ağır konuşmayalım kendi güzelliklerimizin farkına varalım, kendi değerlerimizin farkına varalım. Ben bunun biraz altını çizmek için bu muhabbetleri yapmak istiyorum. Yani yoldaki yoldaki ayrı kodlarını ayıklamamız lazım, yolun aşınmasına bu anlamda sessiz kalmamamız lazım. Şöyle bir şey var sevgili canlar, Alevi yolunda, Alevi yolunda, Alevi genetiğine tabii ki yol bu 100 yıl önce 500 yıl önce, 1000 yıl önce aynı yol değildi. Yol değildi. Yani Alevilik şimdi kimse diyemez ki Alevilik bugünkü Alevilik bundan 100 yıl önce aynıydı. İşte bir sultanın zamanına gitsek, değil mi? Bir sultanın zamanına gitsek, 1500'lere gitsek, Pir Sultan bir sultanın bir yani bir sultanın e, cemine girsek Bizi görmese şöyle uzaktan izlesek değil mi? Şöyle izleyebilsek bir zaman makinesi olsa böyle bir bakabilsek değil mi? Nasıl bir Alevilik yaşanıyor değil mi? Bir bakabilsek. İşte Osmanlı'nın küfrettiği, katledin dediği Kütahya'daki ışıklar dergahına gitsek. Bir baksak şöyle uzaktan bakabilsek nasıl bir Alevilik yürütüyorlar değil mi? Sonra mesela e, Kalender Çelebi'ye gidebilsek 1500'lerin. Başlarına gidebilsek baksak Hacı Bektaş dergahında nasıl bir yol yürütüyor? Evet. Değil mi? Yani e, aynı bir yol mudur acaba? A aynı yol mudur? Yani değildir değil mi? Yani e, zaman Aleviliğin, Aleviliğe yola zamanın kattıkları ve zamanın e, e, çıkardıkları var. Ha, yani bu, bu çok normal bir şey. Ama ne var? Esası Esası nedir? Bu dünyayı bu dünyayı cennet kılmak. İbadetin amacı ne İşte bu birliktelik, dayanışma, paylaşma değil mi paylaşma gösterinin, tacımcanın dediği gibi ötesine geçerek insanın özünü öz'e bağlaması, özü öz'e bağlayalım, sular gibi çağlayalım diyor değil mi? Yani özü öz'e bağlamak asıl mesele. O yüzden cem cem de işte semah da diyelim semah aldık semah başlı başına e, ibadetin değil mi cem'in büyük cem büyük ibadetse semah da onun içinde onun ayrılmaz bir parçası sema Neden semah dönüyor insanlar? Değil mi? Neden semah dönüyorlar? İşte o birlikteliğe e, bir böyle sanatsal estetik manevi müziksel e, insanın kendinden bir anlamda e, kendinden geçip kendisini bulmasıyla gerçekleşen bir manevi tat katılıyor semahla, değil mi? Değişler, de. değişler neden söyleniyor? Mesela e, bağlama olmadan, değişler söylenmeden bir cem yapılmıyor. İşte biz mesela buna ibadet diyoruz değil mi? Söylenen değişlere, o bağlamaya, o bağlamanın e, kutsallığına bir anlamda. Çünkü bağlamayı ne yapıyor çalan aşık? Öperek alıyor, bitiriyor, öperek koyuyor ve... Ozan'ın Adı geçtiği yerde Ozan'ın adı geçtiği yerde ne oluyor sevgili canlar? Niyaz ediyoruz. Hiçbir şeye niyaz etmiyoruz belki Ozan'ın adı geçtiği zaman. Çünkü sözün kutsallığı, bilginin taşıyıcılığı esas orada ve onu da ne yapıyor? Ozanlar, Ozanlar değil mi? Pir Sultan'ın, Hatay'ın, Nesimi'nin, Kulümmet'in adı geçtiği zaman biz asla şey yapmıyoruz. Yani e, mutlaka bir niyazla kendilerini anıyorlar. Sevgi, saygılarımızı belirtiyoruz. Erdal diyor ki bizim de ibadet yoktur. Muhabbet ve insanlık vardır. İşte onu anlatıyoruz. E, anlatmaya çalışıyoruz. İbadet var olmayan mevcut olmayana yapılır. İşte Ali, bu yaptığımız şeylerin bütününe biz ibadet diyoruz. İste, yani bunu e, tırnak içinde söylüyorum. bunu e, Bizim yolumuzun ibadeti bu. Bağlama, değiş, semah görgü, sorgu ve lokma diyelim değil mi? Herkes cem evine gelirken, muhabbete gelirken kendi evinde ne varsa olanakları ölçüsünde ne varsa alıyor, geliyor. Ne yapıyoruz? Onu cemde bir ortak sofranın üzerine koyuyoruz ve sonra da herkesin ihtiyacına göre paylaştırıyoruz ya da birlikte ne yapıyoruz? O lokmaları yiyoruz, değil mi? Şimdi buna ibadet diyoruz. Biz bu buna ibadet diyoruz. İşte ibadet bu. Peki burada bütün bunların içerisinde günahtan arınma, cenneti garantileme ya da ayrıt hayatını garantileme beklentisi muradı var mı? Yok. Değil mi? Peki işte diyelim ki başka ne var? İbadet diye nitelediğimiz e, oruç. Değil mi? Oruç. Muharrem orucu söz gelimi. Muharrem orucu e, biraz tartışmalı bir oruç bence. Çünkü işte bazı yörelerde de Muharrem orucunun tutulmadığını görürüz. Böyle bir oruca inanmayan Alevi toplulukları da var. Ama Hızır orucu var mesela değil mi? Onun yanı yanı, yanı başında E Hızır orucunu bütün Alevi grupları e, bir ritüel olarak bir e, ibadet olarak tırmak için de diyelim kabullenip yerine getiriyorlar. Peki biz şimdi bir daha bakalım ondan sonra devam edelim. Cem normalde bir e, annemiz dışında başörtülü ise başörtüsü ile katılır dışarıda yani dışarıda başa açık olan baş açık katılır. Son dönemlerde gerek cemlerde gerek kadınlarımızın kızlarımızın başına örtü konulmaktadır. Alevi kadının örtüsü ne demiş çok güzel bir şey denmiş bilgisi duruşu kişiliğidir. kim evet yani bu, bu da ahmakça bir iş. Siz nasıl oluyor da bir başka yani Alevi yolunda böyle bir şey yok ki tam da Silvi'nin söylediği gibi. Değil mi? Cümlenin muradı dünyada cennet. Evet asıl olan asıl olan budur ve burada kadınların ayrı erkeklerin ayrı oturtulması gibi cemlerde kadınların kapatılması gibi bilmem ne gibi neysen olsun neysen olsun sen bir takım e, kılıklarla cemde insanları kendisi olmaktan mı çıkaracaksın? Böyle bir şey olur mu? Yani ahmak bunları yapanlara izin vermememiz lazım sevgili canlar. Kim olursa olsun izin vermememiz lazım. Sen kimsin de insanların, kadınların başını kapattırıyorsun dememiz lazım. Sen kimsin? Bu şey nereden alıyorsun bu yetkiyi? Yani Alevilikte yok, dünyamızda yok böyle bir şey. Sen bunu nereden uyduruyorsun? Hey ahmak dememiz lazım. Her kimse bunu yapmaya çalışır. Haydar diyor ki ben biraz kızıyorum, Birden böyle geçiyorum. Çok böyle garip geçişler oldu. Dur, bakın bir yudum da su için. Bizler hep e, hesabı bu dünyada hak meydanında halkın huzurunda özümüzü aklayarak cümle canlar ile rızalaşarak toplumsal barışı ve huzuru sağlayarak aşk ile kardeşçe yaşama arzusu içinde cenneti pa, e, parasız zahide veren cehennem korkusunu silen Huriye Gılman'ı burada bulan, <laughs> Huriye Gılman'ı biz burada bulduk, Gılman'ı değil de Huriye'yi bulduk diyelim. Evimiz cennet, eşimiz huridir diyen, bizim cennetimiz piroca'dır diyenlerdeniz demiş. Eyvallah. Tacim Can'da ne giyiyorsa eyvallah, ne giyiyorsa öyle giymelidir. Yani evet kimse yani Aleviliğin ruhuna aykırı bir takım işler yaptırmaya kalkanlar, değil, kadınlar erkekler ayrıdır. Niye? senin şimdi ceme girildiği zaman ne diyorduk ceme girildiği zaman bu da bizim eşitlikçi e, muhteşem bir yaklaşımdır bütün sıfatlardan soyulacaksınız arkadaşlar yani cinsiyetinizden paranızdan rütbenizden soy soyutlanacaksınız değil mi ve eşitliğe oturan da bir döşekte oturan posta oturan da bir eşitliğini sağlayacaksınız kapıyı kapattığınız zaman Eşitlik. Ve gönülleri bir etmiş peş eşitlik. Sen peki bütün canları bir kıldın. Değil mi? Kıldık cende. Buradaki kimin kadın kimin erkek olduğunu sen nereden biliyorsun? Soyut, soyutlamadın mı bunlardan? Bütün rütbelerden, bütün ünvanlardan, cinsiyetten, yaştan, şundan bundan soyutlamadın mı? Soyutladın ve can haline getirdin tek bir can. E o zaman sen nasıl oluyor da burada kadın başını örtsün? Burada kadın var, burada bilmem ne var diyorsun. aklım aklım başka çalışıyor. aklım şuraya bir soru işareti koyalım. Kafa başka çalışıyor. Kafa başka dünyanın mantığıyla çalışıyor. Öyle değil mi? Kafa başka dünya, başka dünyanın mantığıyla çalışıyor. Şimdi hani oruç, orucu söylüyordum. Oruç, oruç meselesinde de şimdi e, oruç tutma zamanında bir paylaşımda yapmıştım. Tek bir cümlelik Hak oruçlarımızı kabul etsin gibi yani bir bir laf bir laf. Şimdi hak oruçlarımızı kabul etsin. Ne yapacak hak senin orucunu kabul edip? Ne yapacaksın yani sen. Şimdi hak diyelim hak gönderdin orucunu. Ben dedim ben bu orucu tuttum yani e, hak görüyor muhtemelen orucunu tuttum gönderdim kabul etsin. Ne yapacak kabul edip hak senin orucunu? Yani bunun sonucunda muradın ne? Değil mi? Muradın ne? Bunun sonucunda muradın ne? Neyi murad ederek sana diyorsun ki hak orucumuzu kabul etsin? Yani ne, ne, ne elde edeceksin? Ben oruç tuttum. Hak kabul etsin etti hak. Hakkın önüne geldi senin orucun. Ne yapacak hak bundan dolayı sana? Hı? Derin bir sessizlik. Cevap yok. Cumali diyor ki Londra'dan sevgiler. Alevici olması gerekeni söylüyorsun ama amalar var. Amalar var ama biz de amaya karşı <laughs> yolun gereği neyse, içeriği neyse, özü neyse onları daha sıkı ifade edeceğiz, daha netleştireceğiz, daha e, ayakları yere basan bir hale getireceğiz. Elbette Alevi yolu kendi temelleri üzerinde e, oturmak, yükselmek durumunda temellerinin kaymasına izin vermememiz lazım. Bu anlamda aydınlık kafalı bütün Alevi canların müdahil olması gerekir. Bulunduğu her bir yerde bunlara dile getirmesi gerekir. Selahattin diyor ki dede diyorsa kadınlar kapansın sorun dede değil de asıl sorun dedirtenlerde o da var. Ama onun laf üzerine kapananlar da var. Öyle bir laf söyleme yetkisi e ne demiş Hüseyin Akar çok aşağılısın yaratık ne, ne diyor ya yani? reis işte yani herkes açık ya meydan böyle yani alevinin dili sevgi dilidir değil mi yani alevinin dili muhabbet dilidir insanlık dilidir şimdi adamın söylediği lafı bak şimdi şimdi şöyle de bir şey var Tabi bilmiyoruz etmiyoruz herkesi herkes meydanda herkes bu meydanda işte asıl sorun biraz galiba aleviliğin bu çerçevesizliğinde işte diyelim ki böyle bir adam gelip meydana gelip laf edebiliyor değil mi yani? Ne gidiyor belirsiz bir adam. Yani söylediği laf ne gidiyor belirsiz bir laf. Gelip böyle konuşabiliyor işte. Yani bu böyle yani işte bunlar mesela bu Alevi olduğunu düşünüyor. Alevilik adına söylüyor mesela bu lafı sana değil mi? Yani bir fikrin, bir düşüncen söyleyeceğin bir laf varsa bunu insanca dile getirirsin. Herkes de onu görür, bak der ya bak Hüseyin de başkasına mı cevap yazmış Hüseyin? Akar yani kime yazmış bilmiyorum yani bir yanlışlık yapmayın Hüseyin ee, yani nereye kime yazdın? Ama kime yazarsan yaz. Ya, yani burada böyle laflar yazmayalım, e, dilimizi güzel tutalım. Ben de yanlış anlamış yani bir yanlış anladım galiba arkadaşım uyarıyor diyor ki Hüseyin başkasına yazdı. Biz, biz ortalığa söylemiyor. Neyse. Şimdi Hüseyin Gökçe de diyor ki can diyen bir kişi cinsiyet yok demektir diyorsa cende bulunan herkes candır dişi erkek sorulmaz muhabbetin dilinde hakkın yarattığı her yer her şey yerli yerinde ee, kadın erkek farkı yoktur eksiklik senin kendi özünde evet Murat tamam özür Haydar özür kardeş yanlış anladım ben çünkü tamam fark ettim kusura bakma ee, çünkü hani, ama gene de söylemeyelim başkalarına da öyle laflar söylemeyelim yani e, muhabbetin dili güzel olsun olur mu? yani sen de kusura bakma yanlış anladım ben. E, orucun yegane amacı insanı kamil olmaktır demiş Haydar. Evet. Evet. Ne ne olacak oruç? Sen oruç tuttun. Oruç tuttun. Hak defterine de yazılsın orucun. Hak defterine de yazdılar orucunu. Veresiye defteri gibi bir defter. Değil mi? Hak defteri. Yazdılar bu tarafa senin orucunu buraya yazdılar. Tuttu Ali oruç tuttu. E? Defterle bir işin mi olacak? bu hak defterini bir yerde kullanacak mısın? Yani değerlendirilecek mi? Evet o yüzden o yüzden e, kavramları bence inceleyip sık dokumamız lazım. Öyle ağzımıza her gelen lafın alevilikte alevilikte e, alevilikte işin özünün ne olduğuna bakmamız lazım. Bu anlamda da orucun anlamı orucun niteliği anım, anmak kendini o e, yeryüzündeki acı çeken, aç kalan, zulüm gören, aç susuz kalan Afrika'daki aç çocukların, açlıktan ölen insanların, susuzluktan ölen insanların acısını bir nebze de olsa insan olarak hissedebilmek işte açlık grevinde, değil mi? Hak hukuk mücadelesi veren yeryüzündeki birçok direnişçi insanın neden yani bunu nasıl yapabiliyor değil mi yapabiliyor o onu birazcık böyle birazcık e, duyabilmek Hızır için şimdi Hızır orcu tutuyoruz diyelim Hızır orcu Hızır'ın bizim orcumuz ama ihtiyacı var bizim anlayışımıza göre Hızır değil mi bütün nerede bir zorda kalmış varsa onun imdadına yetişen değil mi manevi büyük bir güzellik bizim orcumuza herhalde ihtiyaç yoktur onun değil mi ama demek ki burada bizim orucumuzun başka bir anlamının eğer oruç tutuyorsak başka bir anlamının olması gerekir. O anlamı kavrarsak belki taşlar daha yerli yerine oturur daha anlamlı hale gelir. Yani ibadetlerde oruç tutarak biz deftere yazılsın sonra bunun e, ne, semerelerini toplarız. Herhalde kafamız bu değil değil mi? Yani bu, bunu ahiret hayatına orucu bir yatırım olarak görenimiz yok herhalde. O zaman, o zaman sözlerimiz de ona uygun olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi ziyaretler aynı şekilde. Evet arkadaşlar ya uyarıyor yani uyarma değildi. De, muhabbetin dili güzel olsun arkadaşlar lütfen ya yani hani kimsenin yazdığına müdahale etmiyorum ben yazdığınız silmiyorum etmiyorum ama. Güzel konuşalım. Birbirimiz şu, şurada yani şurada 3-5 insanız zaten. 3-5 insanın dilinin de e, güzel, saygılı, seviyeli olması lazım. Yani yani o yani şey yapmayın. Yani e, galiba biraz Ankara soğumaya başladı galiba. ben de böyle burnumu çekiyorum. Ağzım da kuruyor. Kusura bakmayın. Evet atladık bir canımızın yazdığını Hüseyin diyor ki... Cem'e giren özünü öldürüp öyle girmeli. İyi bir dede taliple 365 gün beraber olmalı. Seneden seneye bir e, hafta olmamalı. Alevi öğretisinde eksik kalıyoruz. Güzel. Murat demiş ki hemşerim konsantrene bayılıyorum. Eyvallah. Hamza da diyor ki... Ali hocam iyi akşamlar. Düşüncelerinizi önemsiyorum. Savunma evi zaman geçtikçe özümsüyorum. Ancak... Zaman geçtikçe inançsızlaştırmaya gitmemizi inançsızlaşmaya gitmemizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizler okuyarak öğrenmeye gayret ediyoruz. Ancak ailelerimiz başta olmak üzere Alevi anlayışının e, çok özümsemeden yaşantımız sadece ben Alevi deyip içi boş tanımlamalar ile geçiyor. Alevilik bizi ve toplumuza ayna olacaktır. Bir diğer sorun da Alevi, Alevi tanımının her gruba göre farklı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye Hamza çok böyle anlamlı sorular sormuş. Şimdi işte bütün bu anlattıklarımız aslında bu konuşmaya çalıştıklarımız senin sorunun da daha da e, söylediklerinin de bir parça buna e, dair hani bir şeyler ortaya koyma e, derdiyle söylenen laflar. O yüzden de Aleviliğin içini doldurma bir kere e, ne yapmak lazım? Aleviliğin içini doldurma anlamında Aleviliğin aşınmasına izin vermemek lazım. Aleviliğin temel değerleri, yolumuzun temel değerlerinin ne olduğuna bakmamız lazım. Yolumuz bize neyi söylüyor? Bu dünyayı cennet kılmak. Bu dünyayı cennet kılmak. Şu yaşadığımız hayatı değil mi? İnsanlar için yalnız Aleviler için değil, bütün insanlık için cennet kılmak. Yaşanır baskıdan, zulümden, zorbalıktan arınmış arınmış insanların insanca yaşadığı kimsenin kimseye muhtaç olmadığı insanların kendi kendi özünü kendi varlığını kendi çabalarıyla devam ettirebildiği kendi emeğiyle alın teriyle devam ettirebildiği sürdürebildiği bir dünya ve bu dünyada yalnız insanların değil bütün canlıların da hakkının olduğunu canlı cansız bütün varlıkların da en az insan kadar değerli, anlamlı olduğunu e, görerek, bilerek. Şimdi yaşadığımız şu son 9 aydır yaşadığımız korona neyin sonucu? insanın insanlıktan çıkmış olma halinin bir sonucu bu, bana sorarsanız. Neden? Çünkü insan bütün yeryüzünde ne varsa bütün onların kendini sahibi hissederek konuşuyor, davranıyor. Ve doğada bunun karşısında diyor ki hayır o kadar da değil. O kadar da değil. O kadar da değil. Bütün canlıların bu doğa üzerinde hakkı var. Hakkı var değil mi? Eğer doğada bir yaşam zinciri var. Bu yaşam zincirini bir tane halkasını siz kopartırsanız değil mi? O zincir bütünüyle kopacak hale geliyor. Bir tane canlı türü yok olduğu zaman aslında insanlık fark etmiyor ama çok büyük eksiklikler yeryüzünde eksiklikler yaşanmaya başlamış oluyor. Serdar selamlarını iletmiş. Erdal da diyor ki Hüseyin Akar yaratık sensin. E, boş verin şimdi Ersin iyi akşamlar sevgili yoldaşım selamlar demiş. Yerküre tüm canlıların ortak yaşam alanıdır. Eyvallah yani Haydar'ın söylediği laf benim de söylemeye çalıştım. Yeryüzünde bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu en az insan kadar yaşama hakkı olduğunun bilincinde olarak. Değil mi? Evet sevgili canlar. İbadet meselesinin şöyle özetlemeye çalışalım. Ne kadar zamanımız olmuş? Şöyle bir bakayım saate. Evet bir saatimiz bir saat olmuş. Özetlemeye çalışalım isterseniz e, ibadet meselesi. Aynı birlikte ibadet esas olarak bir başka dünya bir başka dünya hesabıyla değil yaşadığımız dünyayı yaşanır, bütün canlılar için yaşanır hale getirmek amacına yöneliktir. Bu anlamıyla e, değerli bir ibadet anlayışıdır, yaklaşımıdır. Tabii ki bu, tabii ki bu e, elbette bir takım ritüellerle her ibadette olduğu gibi bir takım ritüellerle gerçekleşir, dile getirilir, işte ifade edilir, somutlanır. İşte cem bu somutlamanın bir yeridir. Kadın, erkek, yaşlı, genç bütün sıfatlarından soyutlanarak eşit bir şekilde bir araya gelip gönüllerini bir ederek bir örnek bu anlamda yeryüzü için küçük bir örnek özü öze bağlamak anlamında oluşturur ve orada gerçekleşen bütün ritüellerde esas olarak insanların insanca yaşayacağı bir dünya için değişi de semahı da bağlaması da lokması da ziyareti de orucu da insanca yaşanacak bir dünya için gönülleri bir etmeye yöneliktir. Yöneliktir ve dünyasal dünyasal yaşadığımız dünyaya ait her bir ritüel bu dünya bu dünyaya aittir. Son yorumlarımıza da bakalım. Halil diyor ki doğa dengesini korumak zorunda sistemde dönüşecek. Hamza diyor ki peki değerli hocam Alevilik'te de ocak yapısını ve düşünce sistemimizi etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hüseyin de diyor ki yol cümleden uludur değerlerimize ve dilimize sahip çıkalım. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Bu ders böyle olsun sevgili canlar. Muhabbetin bir yerinde görüyoruz ki e, e, bazı şeylerin daha netleştirilmesi ve bazı yanlışlarında üstüne gidilip ne yapılması lazım? Aleviliğin aşındırılmasına izin verilmemesi lazım. Her birimiz aynı ölçüde bu yolun sorumluluğunu taşımak zorundayız. Bu yolun sahibi yanlıca, evet yanlıca, ne yanlıca dedeler, ne yanlıca Alevi aydınları, ne yanlıca örgüt yöneticileri, ne yanlıca talipler diyelim. Hepsi bir bütün, kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. Herkes bulunduğu yerde yolun kendisine yüklediği görevi, evet, görevi hizmet, hizmet, hizmet işini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunlar bir olduğu zaman anlamlı olur. Yoksa herkesin tek başına kendi kaygısının çok da fazla bir değeri olmuyor. Evet, anlamamız lazım, anlamamız lazım, bilmemiz lazım, kavramamız lazım. Bilgiyle bilinçle hareket etmemiz lazım bilerek, bilerek sevgiyle, saygıyla e, kavrayarak, kavrayarak e, bu işlerin, e, bu işlerin bir yerinden tutmamız lazım. Uzakta durup laf söylemenin de çok fazla bir anlamı olmadığını da hep beraber görüyoruz, değil mi? Evet, derslerin gelecek dönem listesini sunsanız da diyor Murat takip etsek diyor. Evet, ben de bir müfredat hazırladım sevgili canlar önümüzdeki günlerde paylaşacağım sizlerle. Siz de mesela şu konuları işleseniz diyeceğiniz konular varsa ben de o konuları sizin için hazırlar. Buradan da birlikte muhabbetini yaparız. Şöyle bir şey yok. Zaten hani benim kendi uzmanlık alanlarım var elbette ama her konuya dair de yani her konuyu biliyorum. Her konunun uzmanı da değilim ama sizlerle birlikte konuş Yani konuşamayacağımız bir konuda yok. Hazırlanır birlikte ne yaparız muhabbetini yaparız. Ben yani şunu yapmaya çalışıyorum. E, bu, bu yani sosyal bilimlerin bütün alanlarında bütün alanlarında yani e, söz söyleyebilecek kadar yani kendimce söz söyleyebilecek kadar bir bilinç e, oluşturmaya çalışıyorum. E, kendimce yani bu öyle kimse şey değil. E, burada birlikte bunlara yaptığımızda daha bir anlamlı oluyor ben bunu da görüyorum buradan konuştukça yazdıkça çok daha anlamlı hale geldiğini de görüyorum evet bitirelim sevgili canlar hepinize sevgiler saygılar sunuyorum Ankara'dan Türkiye'nin tam ortasından Ankara'dan Ankara'nın tam ortasından Çankaya'dan hepinize saygılar sevgiler Nazım'ın Nazım'la bitirelim ne diyordu Nazım İyi güzel günler için gökten ayet inmedi bize biz onu kendimiz vaat ettik kendimize Hoşçakalın, iyi akşamlar.